Evet, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. 22 Ekim 2021 Cuma, haftayı kapatıyoruz, haftanın son işlem günü. Dünkü Merkez Bankası şok haberlerinden sonra, şok indiriminden sonra, ki benim nasıl şok olduğumu zaten herhalde canlı yayında benimle beraber olan herkes gördü. Çünkü ben 2 puan beklemiyordum. Yani piyasada hani böyle vardı beklentiler ama hani bu kadar da olmaz filan yapıyorduk. Çünkü her türlü negatife dönmüş olacaktı. Yani çekirdeğinde altına dönmüş olacaktı. Ama oldu mu oldu. Yani önden yüklemeli yaptığımız o faiz şeylerini, yükseltiminin çok çok fazlasını şu anda hayli hayli almış olduk. Hemen şuna değinmek istiyorum. Şimdi Merkez Bankası'nın karar metninde şöyle bir şey var. Yani bu faiz indirimlerinin devamı gelecek mi kısmı önemli. Şu an politika faizimiz 18'den 16'ya düştü. 2 puanlık bir düşüşten sonra. Karar metninde tabi uzun uzun bir sürü şey yazıyor ama önemli olan şu: yıl sonuna kadar faiz indiriminde sınırlı bir alan kaldı şeklinde bir cümle var. Bu şu demek oluyor. Yani bir faiz indirimi daha geliyor arkadaşlar. Ama onların sınırlı dediği nedir bilemeyiz. Artık hani biz 2 puanı beklemiyorduk. 2 oldu ama hani sınırlı. Demek ki bir indirim gelecek. Kesin. Ekim bitti. Kasım, Aralık 2 ay var. Demek ki biz Kasım'da bir faiz indirimi daha yapacağız. Yani ben bundan bunu anlıyorum. Ne kadarlık bir şey yapacağız? Sınırlı bir şey yapacağız ama sınırdan kastımız ne? 2 puan da bizim için yüksekti ama 2 puanlık bir indirim geldi. Dolayısıyla daha da bu faiz indiriminin devamı gelecekmiş gibi duruyor. Merkez Bankası'nın bu yayınladığı karar metnine bakarak söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bizim mahşet enflasyonumuz şu anda TÜFE 19.58, çekirdekte işte 16 küsur, 16.98, 17 diyelim ona. Şu anda politika faizimiz 16'ya geldi. Bu şu anlama geliyor. Şimdi TÜFE ile aradaki fark 3.58'e çıktı. Yani bu kadarlık bir negatife dönmüş durumdayız. Çekirdekten de yine baktığımız zaman 1 puanlık bir fark var. Oradan da eksiye düştük. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. TL, ya zaten enflasyonumuz bu değil, bunu biliyoruz. Çünkü enflasyon sadece gıdaya bakarak bile konuşsak, sadece TÜİK'in açıkladığı gıda bile %30. Sadece gıda, ki bizim piyasada birebir yaşadığımız enflasyona baktığımız zaman hani çok daha fazlasını olduğunu biliyoruz. Şimdi zaten yani mevduatta olanlar, TL mevduatında ona, TL mevduatta çok büyük çözülmeler olacağını düşünüyorum açıkçası. Neden? Çünkü işte görünen köy kılavuz istemez. Yani bu negatif faiz, negatifin de çok çok altında bir faiz ortamında parayı TL'de tutmak bildiğiniz hani para pul yok, yani TL, yani TL diye bir şey kalmadı, öyle söyleyeyim size. Hatta bu son bir haftadır şöyle söyleyeyim, Merkez Bankası kararı öncesinde hakikaten en az herhalde bir 20-25 kişiyle konuşmuşumdur etrafımda. Şu anlamda yani borcumuz var, alalım mı, işte satmak için doğru zaman mı, ondan sonra yani ne yapalım, hani ne bekliyorsun ve nereye gider kısmıyla ilgili epey konuşmuştuk. Yani çok şükür hani biz kurtardık, yani hani şöyle kurtardık, hani beni dinleyenler ondan sonra benim şöyle bütün yıl boyunca hep şunu söyledim mesela. Yani benim nakit anlayışım, keş anlayışım açık söyleyeyim dövizdir demiştim. Ve mevduatın, TL'nin geldiği nokta bunun altını böyle şey yapıyor, yani çiziyor. Yani resmen hani söylediğim şeyi teyit ediyor. Yani mevduatta artık ben paranın kalacağını, park edeceğini düşünmüyorum. Bundan sonra biraz aklı olan, biraz düşünen, bu enflasyon ortamında faizler %16 ama yani biraz da aşağı gelecek. Yani bankalar ne verecek? 13, 14, 15 versinler. Daha fazla ne olabilir ki? Yani 16 mı verecekler? Onlar da maliyetine bakıp borçlandıracakları için. Zaten mevduatta kalanlar paralarının yarısını kaybettiler. Şu anda artık bu saatten sonra kesinlikle dolarizasyonun daha çok artacağını söyleyebilirim. Ya da o paralar başka yerlere gidecek, başka yatırımlara kayacak. Ama büyük ihtimalle dolarizasyon daha da fazla artacak anlamına geliyor. Yani akıl var, nizam var, matematik var. Bakınca bunları söyleyebilirim size. Neyse, bu hafta hakikaten kademeli alanlar ve kademeli satanlar en nihayetinde ortalamayı tutturdular. O konuda oradan da bir şey yaptık, yırttık. Yani çok şükür bu haftayı atlattık zarar etmeden, öyle söyleyeyim size. Gramda hemen oradan grama geçeyim, daha bu konuda çok konuşacak şey var. Bakın, gram altın şu anda, daha doğrusu önce dolardan başlayalım. Dolar ilk Merkez Bankası faiz indirimi yaptığı anda gittiği en fazla 9.48'leri gördü. Sonra bir 9.40
8'lerinden biraz geri çekildi ama akşam saatlerinde tekrar 9.50'lerin üzerine çıktı dün. Dün ben yayını yaparken ne dedim? Bu doların burada kalması mümkün değil dedim. Şu anda gördüğümüz bu rakam kesin hani dışarıda bir yerde bir şekilde herhalde para bir şekilde dolar satılıyor. Bir şekilde şu anda tam karar öncesi bunun yükselmesi bir şekilde engelleniyor helalde dedim. Bu kesinlikle çıkacak oturacak yerine dedim. Aynen öyle oldu. Bakın dolar bildiğiniz yani şu an hani 9.63'te ama 9.66'ları gördü arkadaşlar. Yani 10 TL yolculuğu artık yani geldik. Zaten 100 bas puanlık bir indirim olsaydı 9.40'lar 9.60'lar bekliyordum ben. 2 puanlık bir indirimde zaten ucu açık diyordum. Yani 10 liralar en yakın zamanda gelecek diyordum. Nitekim de şu anda hani o durumdayız. Açık konuşmak gerekirse. Tabii bu gram altın tarafına, gram altın yatırımcılarına güzel haber. Güzel haber. Hem ons yükseliyor. Hem dolar yükseliyor. Dolayısıyla ne oldu? Bir anda 555 TL'ler geldi. Şu anda 555 TL arkadaşlar gram altın. Dikkatinizi çekerim. Daha dün sabah 530'ları konuşuyorduk. Yani 530'ların biraz üzerini konuşuyorduk. Yani hafta başını hatırlarsınız 530'lar böyle o civarda gidip geliyordu ki geçen hafta daha da altını konuşuyorduk. Aşağı gelmez. Niye gelmeyeceği de ortadaydı zaten. Nitekim de hani en azından ben yani şöyle omuzlarımdan bir yük kalktı. Çünkü benim beklentim ben hani şeyciyim böyle çok atmasyoncu değilim biliyorsunuz. Biraz sağlamcıyımdır. Onun için hani en sağlam en dip ne bekliyorum o. Baktığım zaman kesinlikle gram altında yıl sonuna kadar her şey normal giderse bakın. Şu an dün yaşadığımız olağanüstü bir durum olduğunu kabul edelim kesinlikle. Her şey normal giderse ben gram altını 550 en az 550 bekliyordum. 550-600 aralığında bekliyordum. Ama şu anda 555. Yani hani yıl bitmeden bunu yakaladık. Öyle söyleyeyim çok şükür. Kendi açımdan tabii benim takipçilerim ondan sonra işte yani burada birlikteyiz size bunları anlatıyorum. Bu da bir sonuçta büyük bir sorumluluk. Burada insan kendini sorumlu hissediyor. Onun için çok çok dikkat etmek gerekiyor rakam verirken. Uçmadan kaçmadan yapmak gerekiyor. Çünkü 15 olacak senelerdir 15 lirayı 10 lirayı 15 lirayı telaffuz edenler tabii ki yani bir gün hani şeyde bozuk saatte günde bir kere doğruyu gösterilmiş misali illaki bir gün hani doğruyu göreceklerdir. Ama bir sürü insan zarar etti bu yüzden. Şimdi neyse dolara gelelim. Dolarda da beklentim zaten benim bu faiz indirimi gelmeden önce 9.30'du ama bu faiz indirimleriyle beraber hani beklediğim en az 9.60-9.70 bekliyordum. Dolarda da dövizde de ben beklentimi yakaladım. Bundan sonraki beklentimi söylüyorum size. Dövizde zaten 10 liralar çift taneler. Çift tanelerin de üzerine yani 10 liraların da üzerine gitme ihtimali artık yüksek. Neden? Çünkü bu faiz indirimiyle beraber bence merkez bu işin ucunu açtı. Bıraktı yani. Bildiğiniz bıraktı. Dolar nereye giderse gider artık. Buradan yapacak bir şey yok. Ons altın 1791 dolar. Dediğim gibi hem ons hem de dolar buradan destek atınca gram altında bu rakamlar geldi arkadaşlar. Şimdi tabii euro da 11.22 oldu. Bunları da size söyledikten sonra şimdi kötü haberlerim de var. Nereye gidiyoruz? Krediler düşer mi? Çok bu soruluyor şu anda. Arkadaşlar şunu söyleyeyim size bir kere. Krediler düşer mi? Geçen ay düştü mü? Yani bir kere Merkez Bankası bunu yaptı. İnanın ben de bilmiyorum hani niye yaptığını. Düşünüyorum sadece mantık yürütüyorum. Çünkü faizi bu enflasyon ortamında faizin artırılması gerekirken şu anda doları artmasının önünü açtık. İnsanları dolarizasyona yönlendiriyor bu faiz indirimi. Çünkü negatif faizdeyiz. TL'de mevduatlar çözülecek. Çözülecek yani çünkü çözülmesi lazım yani para orada pul oldu TL'de korkunç bir değer kaybı var 8.30'lardan onlara geldik yani daha ne olsun yani bu bir şok değil de daha nedir arkadaşlar yani bu bir yani bugün de unutmayacağız dünü de öyle söyleyeyim size bu da böyle bizim tarihte hatırlayacağımız günlerden bir tanesi olarak Merkez Bankası kayıtlarına ya da bizim kayıtlarımıza geçmiş durumda. Hani bu öyle bir şey ki zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olacağı günler. Öyle söyleyeyim size bundan sonrası için. Peki Merkez Bankası bunu niye yaptı? Krediler hakikaten düşecek mi? Birincisi,
Kredilerin düşüyor olması lazım. Madem faiz indiriyoruz, düşüyor olması lazım. Geçen ay düştü mü? Düşmedi. Konut kredisi tam tersine yükseldi. Taşıt kredileri tam tersine yükseldi. Yani bütün krediler yükseldi. Konut kredisi, faiz oranlarının tamamı arkadaşlar düşmedi. Hatta yükselişler var. Bu ay peki bunu bekliyor muyuz? Yani yansıması lazım. Ben baktım henüz daha yansıyan bir şey yok. Açıkçası ben hani bir faiz bu faiz indiriminden dolayı kredilere yansısa bile tamamının yansıyacağını düşünmüyorum ben. Çünkü maliyet en nihayetinde bu enflasyon ortamında bankaların da çok işine gelmeyecek. Özel bankaları bir kenara bırakıyorum. Kamu bankalarına bakalım. Kamu bankaları eliyle bir şeyler yapılabilir arkadaşlar. Bir şeyler yapılabilir. Ama eğer konu şuysa, şuradan yola çıkarak söylüyorum. Konu büyümeyi yakalamaksa, yani piyasayı hareketlendirmek, büyümeyi yakalamaksa konut kredisinde, taşıt kredisini de, ihtiyaç kredisinde, bütün kredilerdeki faiz oranlarını da düşürüyor olmamız lazım. Piyasayı hareketlendirmek istiyorsak, büyümeyi yakalamak istiyorsak. Tabii bunun çok ciddi, negatif getirileri olacak. O da ayrı bir hikaye. Onu da ayrıca konuşmak lazım. Özel bankalardan çok kamu bankaları eliyle bir şeyler yapılabilir. Ama ne yapacaklar? Yani ne kadar hareketlendirebilirler? Ben daha çok KOBİ tarafında, işte ticari tarafta bir takım desteklerin geleceğini düşünüyorum. Dün mesela bir tane yayında şöyle bir haber izledim. İşte inşaatçılar çok mutlu. İnşaatçıların işine geldi. Onlar zaten faiz indirimi bekliyorlardı. O faiz indirimini zaten onlar için yaptılar. Bakın bu çok konuşuluyor. Faiz indirimi zaten müteahhitler için geldi bu faiz indirimi. Peki koyalım, düşünelim. Bu faiz indirimi gerçekten müteahhitler için mi geldi diye baktığımız zaman karşımıza iki tane şey çıkıyor. Birincisi, ikinci elde o zaman konut fiyatlarını yükseltecek bir hamle yapmayacaksın. Çünkü elimizde zaten bir stok yok. Ha sen eğer stoğu arttırmak istiyorsan, üretimi desteklemek istiyorsan o zaman kamu bankaları eliyle sıfır konutlar, yani maketten yapılacak olan, yani sıfırdan yapılacak olan inşaatçıları destekleme olasılığını devreye sokabilirsin. Yani şunu söylüyorum, sıfır konutlar için inşaatçıları, müteahhitleri destekleyeceksek eğer, onlara özel, özellikle sıfır konutlar için bir şeyler yapılabilir arkadaşlar. Burada bir işte böyle bir kamu bankaları aracıyla bir indirimler, ne bileyim bir kampanyalar, bir şeyler yapılabilir. Ama zaten yani ikinci elde, şu anda elde zaten stok yok. Dolayısıyla hani bir indirim orada, nasıl ki geçen sene ikinci elde biraz daha yüksekti, sıfırlarda düşüktü. Yani bilemiyorum. Üretim yapılsın diye, üretimi desteklemek için böyle bir şey yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Bunu da göreceğiz zamanla. Böyle bir şey olabilir mi? Bekleyebilir miyiz? Dediğim gibi bekleyebiliriz arkadaşlar, bekleyebiliriz. Peki bu bizi nereye götürür? Vallahi inanın yani fiyatları uçurur, o kadarını söyleyeyim. Bu enflasyon ortamında, hem dünyadan enflasyon hem içerideki bu enflasyonda göz önünde bulundurduğumuz zaman fiyatları uçurur. Dar gelirlerin, orta gelirlerin, ev alamayacak durumda olan hiç kimsenin hiçbir işine yaramaz. Çünkü fiyatlar uçar gider arkadaşlar. Bu işsizlik ortamında gelir beyanı yapacak kaç kişi kaldı? Ciddi bir böyle düzenli bir gelirinizin olması lazım ki bankadan kredi alabilirsiniz. Ha şu olabilir, inşaatçılar desteklenir. İnşaatçılar kendisilerinin finanse edeceği, onlara borçlanarak bir şey çıkarılabilir ortaya. Tabii orada da başka şeyler konuşuyor olmak lazım. Çok büyük riskler de içerisinde barındırıyor olacak. Yani bu biraz suni, bana göre yani. Bana göre şu anda riskli. Böyle bir şey yapılırsa yani çok ciddi risk barındırdığını söyleyebilirim size. Gerçekten hani o zaman onu o zaman konuşuruz. Şu anda açmam, neler yapabiliriz, nelere dikkat etmemiz lazım. O zaman size onu anlatırım. Bu yayın içerisine bunu dahil etmeyelim. Konu çünkü bir yerden başka bir yere gidiyor arkadaşlar. Yani piyasada şu anda mal yoksa o zaman ben demek ki ne yapacağım? Sıfır konutları destekleyeceğim. O zaman evet, sıfır konutlarda da bu inşaatçılara yarar mı? Üretimi desteklemek için yarar. Ama yap sat değil, sat yapı tekrar devreye sokmuş olacak. Yani sen eğer sıfır konutta çok düşük bir faiz oranı devreye sokarsan
gel gel yaparsan insanlara, ben seni 0.50'den 0.60'dan uzun vadeli borçlandırıyorum dersen sıfır konutlar için, insanlar maketten konut almak için de yarışacaklar. Orada da başka başka riskleri konuşuyor olmak lazım. Şu an hiçbir şey demiyorum ama dar gelirli, orta gelirli kesinlikle bu fiyat artışına yetişemeyecek duruma gelir. Çünkü kaç kişi, dediğim gibi, kaç kişi kredi alabiliyor? Kaç kişinin düzenli gelir beyanı var bilemiyorum. Onlar da ayrı bir çözümler bulabilirler mi onu da bilmiyorum yani. Öyle söyleyeyim size. Enflasyonda beklentim öyle bir enflasyon düşüşü falan beklemeyin arkadaşlar. Fiyatlar artmaya devam edecek. Zaten ben hep size ne anlatıyordum, bakın yıl başından beri Allah'tan yani, bakın düzenli hani burada birlikte olduğumuz arkadaşlarla yani doğru, en azından şu olanları gördükten sonra en azından doğru bilgilerle insanları bir iyi bir yerlere, yani doğru kararlar vermesinde yardımcı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Çünkü hani gördüğüm o tablo, o daha doğrusu fiyatlar yükselmeye devam edecek arkadaşlar. Bakın varsa ihtiyaçlarınız, onlar bunlar, evde şurada burada, yani bütün piyasada enflasyonun yukarı tavan yaptığını düşünün. Yani tavan tavan gideceğiz, bu bir. İkincisi TL'de çok büyük bir değer kaybı. Üçüncüsü kesinlikle artık nerede olmak gerekiyor? Bakın şu anda her şey yükseliyor. Her şey. Yani her şey. Döviz de yükseliyor, altın da yükseliyor. Yükselmeyen bir tane tek şey TL. Kim kaybetti? Çok net. TL'de kalanlar kaybetti. Üzgünüm. Yani Türk parasında mevduatta olanların tamamı kaybetti. Paraları pul oldu. Geçen sene belki bir ev alabiliyorlardı. Belki bir araba alabiliyorlardı. Belki bir masa alabiliyorlardı. Bilemiyorum. O para neyi satın almaya yetiyorsa. Şu anda o parayla, onun yarısıyla bile alamazlar. Alamazlar. Her şey yükseliyor. TL değer kaybediyor. İşte biz de buna göre yolumuza bakacağız arkadaşlar. Şimdi tüm bunlar aslında aynı zamanda bir seçim sürecine girdiğimizde gösteriyor. Bunu da ayrı konuşalım isterseniz. Bir seçim süreci, erken seçim, bana göre bir erken seçim olma olasılığını da yükseltti. Yükseltmiş durumda. Hiç belli olmaz, küt diye bir seçim kararı da önümüze gelebilir diye düşünüyorum. Tüm bu hamleler bana onu da getiriyor yani. Hani 2023 sanki kalmayacakmış gibi duruyor. Biraz daha bakalım, biraz daha göreceğiz. Bunu da söyledikten sonra bir kötü daha haber veriyorum. Üzgünüm. Hafta sonu dinleniriz artık. Ne diyeyim? Bu arada dolar da tabii gidiyor. Maşallah. Bakalım. Yapacak bir şey yok. 970'lere doğru gidiyoruz. Bir kötü daha haber veriyorum arkadaşlar. Türkiye gri listeye girdi. Peki bu gri liste ne? Gri liste mali eylem görev gücü. Bunlar işte böyle bir şey var, böyle bir grup var. Hatta Türkiye'de bunun kurucuları arasında. Ne zaman kurulmuşlar söyleyeyim ben size. Bayağı 1900 kaçlarda, şurada yazmıştım ama. Neyse yani bir 20 belki daha da fazla geçmişi var, öyle söyleyeyim. 89'lar ya da 99'lar mı, öyle bir şey okumuştum ha. 89 yılında. 89 yılında kurulmuş mali eylem görev gücü. Bunlar kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemeyle alakalı bir şey. Böyle bir grup. Uluslararası işbirliği inceleme grubu. Bunlar Türkiye'yi şu anda gri listeye aldılar. Neden? Siz bu konuda başarılı değilsiniz. Ve dolayısıyla gri listeye aldık. Üzerinize düşeni yapmadınız gibi bir şey çıktı. Şu anda biz daha önce girmişiz listeye. 2011'de girmişiz. 2014'te çıkmışız. Yani girdikten sonra çıkmak kolay değil. Epey bir zamanımızı almış görünüyor. En son bu listeye İran ve Kuzey Kore girmiş durumda. Listede neler var? Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan, Yemen var şu anda bu gri listeye girenler arasında. Yani burada kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede izlediğimiz yollar başarılı olamamış. Öyle söyleyeyim. Şu anda hani hiçbir açıklama, dün geldi bir açıklama. Yani çünkü sabahtan tam listeye girememiştik. Böyle bir açıklama, ya hani biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama niye böyle bir şey oldu, hani böyle bir itiraz gibi. Ama şu anda hani bir açıklama, daha detaylı bir açıklama yok. Bu bizim açımızdan niye kötü? Ya arkadaşlar şu bulunduğumuz ortama bakın, CDS'iniz 450'ye gelmiş. Yani Merkez Bankası bir gün öyle bir gün böyle, hani şok üzerine bizleri bile şok eden haberler alıyor. TL bu kadar değer kaybediyor, neyin ne olduğu belli değil. Bir de şimdi gri listeye girdik. Kim gelir? Kim gelir? Yani yabancı gelir mi? Yabancı yatırımcı gelir mi? Yani siz olsanız gelir misiniz mesela? Size soruyorum.
Evet arkadaşlar, herkese hayırlı cumalar diliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun. Çok iyi bakın kendinize. Soru yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu da beğenmeden gitmeyin. Abone olmayanlar abone olalım. Mutlaka bildirim zillerini açın. Canlı yayınları kaçırmayın diyorum. Görüşmek üzere efendim. Şimdi hoşça kalın.